arkadaşlar. Bugün yine bir devam eden yol sohbetlerimizin bir yenisini daha eklemek istiyorum. Geçen haftalarda ya da daha yeni gelmiş olduğum bir yurt dışı seyahatinden bahsetmek isteyeceğim. Aslında buradaki bahsettiğim konu yurt dışıyla bizim şu anki ülkemizdeki böyle herkesin bildiği farklardan ziyade daha kendimce hissettiğim farklardan bahsetmek istiyorum burada. Buradaki kendi gözümden gördüğüm ve içimde hissettiğim, yani daha çok beni etkileyen noktalarından bahsetmek isteyeceğim. Kısaca bahsedeyim. Geçen hafta gelmiş bulunduğum yaklaşık 5 tane Avrupa ülkesi, pardon 4 tane Avrupa ülkesi gördüm. Bu 4 Avrupa ülkesinden ilki Hollanda, Almanya, Belçika ve Fransa. Bu 4 Avrupa ülkesini gezme fırsatı, deneyimleme fırsatı, lezzetlerinden tatma fırsatı elde etmiş bulunmaktayım. Bundan da acayip şekilde lezzet aldım ben. Sizlere de umuyorum ki hayatınızda fırsatlar çıkar, önünüzde engeller kalkar da oraları gezme, görme fırsatı elde edersiniz. Ki herkesin görmesini canı gönülden istediğim bir yer orası. Hani şöyle bir şey var. Yurt dışı dediğimiz zaman olay tamamen farklılaşıyor, değişiyor. Şöyle bakış açın, ufkun, gördüğün ve gördüğün kendine burada orada yetmediğini anlıyorsun. Çünkü niye? Farklı bir coğrafya, kültür, insan, olgular, yaşantı, hava, yani farklı bir yaşantı trafiği akmakta orada. Çünkü bildiğini unutturuyor orası. O yüzden farklı manalar bende neşretti. O yüzden hem gördüğüm kısa kısa şeylerden bahsedeyim, hem de sizlere aktarmış olayım diye bu videoyu çekmekteyim. Şöyle, insanların orada artık şunu anladım. Yani Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslamaktan çok daha çok böyle farklı bir bakış açısı kazandırmak istiyorum. Şu şekilde, herkes ekonomiyi kıyaslıyor ama ben ekonomiden ziyade ekonomiyi kıyaslarken herkes, yani buna az çok fikir sahibi. Biliyorsunuz, alım gücü farkı veya başka olgular, durumlar, olaylar, hepsi kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirebiliriz. Ama benim esas bahsetmek istediğim konu şu: oradaki insanlarla bizim coğrafyamızı kıyaslamak ne kadar doğru, o da soru işareti. Ama ben kıyaslamak istiyorum. Şöyle, yani bizim insanımız oradaki insanlara bakarak biz acı duygusuyla acıdan zevk alıyoruz. Yani nasıl diyeyim, kendimiz böyle mesela örnek vereyim, acınaklı bir müzik dinlemek veya acısal olaylardan lezzet almak, aşk acısıymış şuymuş, ya diyeceksiniz ki oradaki insanlar yaşamıyor. Yaşıyor. Ama Türk insanı olarak biz nasıl diyeyim, arabesk müzikten, slow müzikten, yani ağlamalı şeylerden acayip mutluluk duyuyoruz. Ben oradaki insanlar da hani bunu görmedim. Nasıl görmedim? İnsanlar bu şekilde şey değil, hayatları farklı, minimal düzeyde ilerliyor. Şu şekilde, ya kendimi nasıl motive ederim? Çünkü genel halk kültürle bağlı bir şey. Çünkü bizim diyeceksiniz ki, benim aklıma şu geliyor. Ya bizim kültürle acınası olaylar çok yaşandı. Yaşanıyor da, devam etmekte. Veya ne bileyim, hem bakış açımızı değerlendirirsek, bir anneci bakış açısı, babacı bakış açısı, ya bir kapsama, yani bir örtme, bir merhamet söz konusu ama coğrafyamızda. Ama benim gördüğüm, oradaki insanlar da hani bu cihet olmadığı için mi acaba böyle davranmak eğilimindeler, bilmiyorum yani. Ama şunu görüyorum, bizim burada gerçekten ben gitmeden önceki halimi, şimdiki halimi şey yaparken, ya normal mutlu bir anımda bile açar mesela böyle acınaklı müzik dinleyip böyle anımı mahvettiğim zamanlarım çok olmuştur. Ama şimdi ya diyorum ki, niye böyle yapıyorum? Çünkü bizim için motive, pozitif olduğumuz bir an o kadar kıymetli ki, yani onu muhafaza edip devam ettirip, yani onu kilerinde saklayabilmek müthiş bir şey. Ben psikolojik açıdan da söyleyebilirim. Eğer bunu becerebiliyorsan öpüp anlığına başına koy. Yani ne güzel işte. Ama tutup da Avrupa'daki kişiler, ya diyeceksiniz ki onların hayat standartları farklı, ondan sonra dert mi görüyor, keder mi görüyor, şudur budur. Yani onda da haklısınız. Çünkü ona da katılıyorum. Ya daha açık konuşayım. Hayatları o kadar şey ki, nasıl diyeyim, yani insanlar artık şimdi bizim genel coğrafyada artık, yani son zamanlarda diyeceksin ki bana, ya artık bizim hiçbir şeye halimiz, takatimiz kalmadı, ya geçimi halledebilirsek ne mutlu bize. Yani adamlarda o bile kalmamış ki sen bize kıyaslama yaptır diyorsun. Ama ben işte insanları kıyasladığım zaman bizim burada kişisel farkındalık noktasında nasıl bir öngörü, farkındalık oluşturabilirim, onu amaçlıyorum size. Yani şöyle,
tutup da ben size oranın imkanlarını şunu bunu getiremem. Ya da size şunu yapın bunu yapın da ora seviyesini burada yakalayalım diyemem. Ama şöyle işgörü kazanabiliriz. Yani bakış açımızı değiştirebiliriz. Hayatımızdan lezzet alabiliriz. Yani anı daha dolu dolu nasıl yaşarız burada? Onu hedeflemek önemli. Ya herkes imkandan bahsediyor. Şudur. Az imkandan çok şey yapıldığını şahidiz. İzliyoruz. Adam girişimci çıkıyor TEDx'e. Şuraya çıkıyor, buraya çıkıyor. Tamam onu anlıyorum ama tutup da hani şu anda hayatımı da zindan etmeye de gerek yok. Yani şöyle söyleyeyim. Ben de minimal yaşayan, orta seviyede olan, kendi halimde planlarım, programlarım olan ama hayallerim deniz aşırı hayaller, dünya aşırı hayaller ki bazen oluyor ki evren niteliğinde hayallerime sahibim. Ama bunları kendi içimde yaşıyorum, muhafaza etmeye çalışıyorum, diri tutuyorum. Yeri geliyor besliyorum, yeri geliyor törpülüyorum kenarlarından, etrafından, şundan bundan. Ama gerçekten görmek, görgü, oradaki gelenek göreneklere nasıl diyeyim, deneyimleme sahip olmak ayrı bir bana içgörü kazandırdığını düşünüyorum. Aynı şekilde sizin için de olması gerekiyor. Ki ben bunları anlatmamdaki tek amaç gaye, ya gidememiş, gitmemiş veya orayı deneyimleme fırsatı bulamamış kişiye ya ben buradan bir dokunabilir miyim? Yani ona bir faydam olabilir mi? Yani bir işgörü, farkındalık, ya bir pencere açabilir miyim? Onun hevesindeyim. İnşallah yani sizler de bu amaç doğrultusunda kendimizi böyle daha çok içimize kapanık değil de ne yapabilirim, farkındalık nasıl bir şey oluşturabilirim? Bu bağlamda bir işgörü kazanabilirsek güzel olabileceğini düşünüyorum. Baktığım zaman insanların, açık konuşayım, biz İslami noktada gerçekten adımız İslamiyet, hani karşı çıkanlar olabilir, beni eleştiren de olabilir ama ben genel gördüğümü söylemek istiyorum. İslami noktada bizim ismimizin başında İslamiyet var. Daha önceki kimliğimizin de herkes İslamiyet yazıyor. Yaşantımız olarak da nakıs, eksik, noksan kalabiliyoruz ama adamların isminde, yaşantısında İslamiyet yok ama isminde yok ama yaşantısı kesinlikle İslamiyet. Yani İslami düsturlar, nereden tutarsam tutayım, her şey mesela bizde anlatılan sünnet-i seniye, Kur'an-ı Kerim'deki düstur, esaslar, çizdiği yol Peygamber Efendimiz'in. Yani bu bağlamda olunca bakıyorum insanlar hakikaten ya eksikleri yok mu? Var. Ama ne bileyim dürüstlük de dürüstler. Hile hurda noktasında öyleler. Fiyatlarında, yaptıkları yaşantıda, hayat standartlarında. Yani bizim yapmamız gereken adalet sistemi, insan sistemi, ondan sonra kadına çocuğa bakış açıları gerçekten muazzam. Ama başlarında İslamiyet yok, İslam ismi yok. Ondan sonra geçip de biz adımızda İslamiyet varken böyle bir olayı birbiriyle kıyaslamak da gerçekten benim açımdan üzücü. Benim açımdan üzücü. Ama ne yapalım? Elde olan bu. Tamamen kendimizi bu noktada şey yaparsak, adını siz getirin, geliştirme noktasında kendimizi ilerletebilirsek güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Buradan da kısa bir video olmuş olsun. Daha konuşacağım şeyler de olabilir. Sevgiyle kalın, muhabbetle kalın. Bu Avrupa serüveniyle böyle bir kıyaslamalarım birkaç video olabilir. İnşallah birbirimize güzel manalarda dokunabilmişizdir inşallah. Sevgi ve selametle kalın. Görüşmek üzere.